Adım Temel. Stockholm'da yaşıyorum. Taksicilik yapıyorum. Konya'da doğup da aslen Ağrılıyım. Tabii ki. Yaklaşık 4-5 gün önce ben taksicilik yapıyorum. 4-5 gün önce sabah saat 6 sularında, 6'ya geliyordu, 6 sularında bir şehirden bir müşteri aldım. Havalanına doğru hareket ettim. Yolculuğumuz bir 30 dakika kadar falan sürdü. Bir havalanına tam bir terminale girerken bu yanımdaki müşteri bir anda tam eyvah dedi, ben çantamı, eşyalarımı, cüzdanımı, kimliğimi, her şeyimi, kartımı evde unuttum. Sordum, uçağınızda daha varsa geri dönebilirim. O da dedi ki uçağıma bir saat var, yetişemem dedi. Dedi ben taksi parasını nasıl ödeyeceğim dedi. Ben de sorun değil, daha sonra ödersin. Yok dedi, ben dedi bankadan, telefondan aktarayım hesabına. Neyse tamam dedim, ama bu bayağı üzüldü. Dışarı çıktık, kendisine bir teklif sundum. Dedim ki ya alın benim kartımı kullanın. 2 gün yolculuğa çıkacaktı. 2 gün boyunca kullanın, gelince iade edersiniz. Adam bir yaklaşık bayağı bir 5-10 dakika kadar öyle kaldı yani. Dondu kaldı yani, şaşırdı yani. Ya dedim bir şey olmaz dedim, ne olacak dedim ya. Adam dedi gerçekten şaka mı yapıyorsun, dalga mı geçiyorsun dedi. Yok dedim, dalga geçmiyorum, ne olacak, en fazla dedim paramı alırsın, başka bir şey mi yapamazsın dedim. Neyse kartı verdim adama, kodunu da verdim. Kartın içinde bayağı sordu para var mı dedi. Bayağı miktar vardı, bir yaklaşık 60-70 bin kron kadar bir para vardı. Neyse yolculuğa çıktı. Bunu tabii ki çıkmadan önce telefon numaralarımızı birbirimize verdik. Ben de zaten havalanına yakın bir yerde oturuyordum. İkinci gün beni uçağa binmeden önce aradı. Fransa'ya gitti. Oradan çıkmadan önce aradı. İşte bu saatte geleceğim diye. Akşam saat 10'a doğru falan geldi. Aradı beni havalanından. Neyse ben bunu karşılamaya gittim. Havalanına gittiğimde bu bir anda beni kucakladı. Yanında birkaç kişi daha vardı. İşte arkadaşları vardı. Bir de buranın en büyük gazetesinin yazarı vardı. Kendisi de benimle röportaj yapmak istedi ve fotoğraflarımı çekti. Kendisinin anlattığına göre dedi ki bana, ya dedi ben seni beni bıraktın, daha geldim buraya, daha hala düşünüyorum. Gerçekten böyle bir şey nasıl yaptın? Böyle bir şey olmaz dedi. Bayağı bir sarıldı yani, muhabbet ettik. Neyse bunu tekrar evine götürmek için hareket ettim. Evin önüne tekrar geldim. Dedik işte ne kadar harcadın işte kartla. Ben de işte bankamı açtım yani. Hesabımı açtım telefondan. Buna gösterdim. Yaklaşık bir 4500 kron kadar harcamıştı. Bu bir de kartı görünce, hesabımı görünce içinde bir yüklü miktar 60-70 bin kron kadar para vardı. Görünce inan daha çok şaşırdı. İnanamadı. Ya bu kadar parayı bana nasıl teslim edersin dedi. Yani istese hepsini alabilirdi, kullanabilirdi yani. Neyse bu benim 4500'ümü verdi ve fazlasıyla bana bayağı teklif etti, para teklif etti, ben vermek istiyorum dedi. Ben de kendisine kesinlikle karşı çıktım. Ben yani para için yapmadım yani, isteseydim eğer para için veya başka bir şey için yapsaydım uçağa biner binmez o kartı iptal ederdim yani, kendisine de bunu söyledim. Ve yaklaşık 4 gün kadar oldu. 4 günden beri her gün konuşuyoruz, görüşüyoruz ve sonucunda yani bir yeni bir insan daha kazandım kendisini. Yani çok güzel bir şey yani, bir İsveçli Türk, yani Türklerin kültürünü, hatta Türkleri ne kadar iyi olduğunu yani bir kez daha anlatmış oldum yani. Tabii o kadar yani, bugün 4. gün hala arayanlar var. Yaklaşık 4-5 tane TV kanalı ve yani bugün de Siverya Radyo aradı yani bizimle. Ben de televizyona fazla çıkmayı sevmiyorum. Tabii ki siz Türklerin yani kanalı olduğu için, yani Türkiye'mizin adı duyulsun diye tabii ki size öyle bir röportaj vermek zorunda kaldım. İstiyorum da yani. Ya neden olmasın ya, her zaman için yani insan kazanmamız lazım. Tamam ben para kazanmak için geliyorum ama benim para kazanmanın yanında bir de insan kazanmam gerekiyor. Benim her zaman annemin bir lafı vardır yani. Her zaman der ki yani, oğlum hiç insan seçme. İki çeşit insan vardır. İyi insan, kötü insan vardır. Başka türlüsü yoktur yani. Ve kötü insanları da karşımıza, yanımıza çekmemiz lazım ki dünyayı yani yavaş yavaş düzeltmemiz lazım. Yani düşünün ya, ben bu insana yardım ettim. Bu insan kendi Facebook'una koydu benim yaptıklarımı. 617 kişi beğenmiş ve yorum yapmış. Bu 617 kişi yani Türkler hakkında neler düşünüyor şimdi? Çok güzel şeyler düşünüyor. Bu 617 kişi de bir 617 kişi daha verse dünya böyle düzelir. Gerçekten çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yaşıyorum. İsveç'te yaklaşık bir 50 bin kadar Türk var. Türkler 50 sene önce falan buraya gelmişler. Ya biz Türkler olarak bu ülkede sadece çalışmak için ve hayatımızı düzeltip iyi şeyler yapmak için geldik yani. Bir Türk vatandaşın, Türk iş adamlarının hiçbir kötü işe karışmadığını, yani hiçbir kötü şeyler yapmadığını biliyoruz. O yüzden Türkler neden daha iyi öğrenmesinler? O yüzden İsveç'te çok yabancı